Oktay Usta'dan çikolata sufle tarifi. Kimseden ses çıkmadı, gayet iyi gidiyor demektir. Kalıplar geliyor. İçini getiriyorum. Merhaba değerli seyircilerim. Efendim mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Oktay Usta size güzel şöyle bir efendim çikolatalı sufle hazırlayacak. Sufle bol çikolatası ile birlikte hazırlanmış olacak. Malzemelerimizde neler var? Hemen saymak istiyorum. Evet, 3 tane yumurta, 100 gram bitter çikolata, 50 gram da sütlü çikolata. 100 gram burada tereyağımız var, 2 çorba kaşığı kakao, 3 çorba kaşığı un, 3 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, servis aşamasında ise üzerine dökmek için krema, bir de pudra şekeri eleyeceğiz. Şimdi çikolata suflede çok farklı tarifler var. Her ustanın kendine göre farklı yöntemleri var. İnşallah ben de sizlerle sevgili seyircilerim farklı, güzel, değişik bir çikolata suflesi hazırlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Önce tencerenin içine 100 gram tereyağını aldık. Şimdi tereyağımız eriyor sevgili seyircilerim. Tereyağı eridikten sonra hemen buranın üzerine un gelecek. Un miktarımız 3 çorba kaşığı tepeleme dolu. Şimdi un var silme dolu, un var tepeleme dolu. Buradaki un ölçümüz tepeleme dolu haliyle sevgili seyircilerim. Evet, tereyağımız erimeye başladı. Erir misin canım? Sevgiyle hızlıca eriyor ve hemen buranın üzerine unu ilave ediyorum sevgili seyircilerim. 3 çorba kaşığı tepeleme un ne kadar yapar? Bardak ölçüsüyle bir bardaktan bir parmak eksik. Yani burası ortalama 90 ile 100 gram arasında değişir. Bakın güzel tereyağıyla 2 dakika kavruldu mu? Kavruldu. Bismillahirrahmanirrahim. Veriyorum sütü. Soğuk süt. Tek seferde hızlıca. Evet. Şimdi burada aynı beşamel sos gibi öncelikle bir pişiriyoruz. Oktay Usta YouTube'da çok farklı çikolata sufle tarifleri gördük ama böylesini gerçekten görmediniz. Çünkü çok değişik bir yöntem. Ama neticesi son derece başarılı sevgili seyircilerim. Kaynamaya başlasın. Ondan sonra diğer detaylarıyla devam edelim. Çikolata suflemizin önce hamurunu pişiriyoruz. Sevgili seyircilerim, ne kadar kıvamda, koyuluğunu, tüm detaylarını bakın sizlerle paylaşıyorum. Önce bir ceylan gözü olacak. Olur musun canım lütfen? Bakın kıvam bu. Bu koyulukta. Bundan koyu olmasın. Bu kıvam çünkü çok önemlidir. Bakın pıtı pıtı atıyor. Şu ceylan gözünü görüyor muyuz? Bu çok önemlidir. Bunu atacak. Bunu yakaladık. Bu ne demektir? Hamurun pişmesi demektir. Çiğ hamur olmaması gerekiyor. Bugüne kadar gördüğünüz çikolatalı suflelerden çünkü çok değişik bir sufle. Dediğim gibi yani dünyanın gözünde bir numara olan yer şehir nedir? İstanbul'dur. İstanbul'da sırf çikolata sufle yemeye gelen insanlar vardı. Ondan dolayı söylüyorum, tüm detaylarıyla inşallah sizlerle paylaşmaya çalışıyorum sevgili seyircilerim. Evet, şimdi suflemizde birinci bölümü tamamladık. Önce pişirdik. Nasıl pişirdik? Tereyağı, un ve süt üçlüsüyle piştikten hemen sonra devam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ne geliyor? Şeker geliyor. 1 su bardağı şeker geliyor buraya. Sonra buranın üzerine şimdi çikolatası gelmeye başlayacak. Gel bakalım canım. Çikolata geliyor. Sevgili seyircilerim, bakın burada bitter çikolatamız var. Bitter çikolatayı şöyle bıçak ucu ile çıtlatıyorum bunları. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Tencere kapatıyor mu görüntünüzü? Kimseden ses çıkmadı, gayet iyi gidiyor demektir. Evet, 100 gram bitter çikolatanın üzerine 50 gram da sütlü çikolata koydum. Güzel tat verir. Tamam. Bakın şimdi
renk değişmeye başlayacak sevgili seyircilerim. Şeker, çikolata, tenceredeki pişirilmiş olan suflenin harcı ile karışmaya başlıyor. Bak giderek rengin güzelliğine bak. Allah'ım ne güzel nimetler veriyorsun bize. Sevgili seyirciler, yavaş yavaş sevgi ile çırpma telimiz ile çikolata ve şekeri karıştırıyoruz. Şimdi buranın üzerine kakao da gelecek şimdi. Hazır mıyız? Kakaoyu da veriyorum artık. Bak renk değişti. Gelsin. 2 çorba kaşığı buraya kakao ekliyorum. Bol kakaolu seviyorsanız, yani rengini çok siyah seviyorsanız çikolatasını artırabilirsiniz. Bu tercihe bağlı. Sadece maliyeti artmış olur. Çünkü kakaonun desteğiyle, renk desteğiyle şimdi normal çikolata görüntüsüne suflemiz kavuşacak. Çikolata suflemizi ara ara karıştırarak 10 dakikalık zaman geçti. Bakın soğudu, güzel çikolatanın bir kokusu geliyor. Sevgili seyircilerim, gerçekten çok güzel bir koku geliyor. Kıvam böyle. Henüz buraya yumurta gelmedi. Yumurta gelmeden önceki hali. Bakın görüyor musun? Karıştıra karıştıra hem renk parlak oluyor hem de güzel bir çikolata kokusu geliyor. Şimdi efendim önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz sevgili seyircilerim. Yumurtaların sarısı çikolata bölümünde, akı da buraya ayrılmış olacak. Şöyle güzelce ayırıyorum dikkatli bir şekilde. Çünkü sarı akın içine gitmemesi gerekiyor. Birinci yumurta sarısı geldi. Burası hazır. Şimdi buradaki yumurtanın akına bir fiske tuz koyacağım. Oktosta bir fiske tuz ne kadardır diyeceksiniz. Şimdi elimin şurasını görürsünüz arkadaşlar. Bak getiriyorum tam şurada koyayım da. Tam şurada. Hazır mıyız? Bak bir fiske tuzu göreceğiz şimdi. Evet şu bir fiske tuzdur. Bu bir fiske tuz yumurtanın akına müthiş bir kıvam sertliği veriyor sevgili seyirciler. Ondan dolayı güzel bir fiske tuzunu koydum. Çikolatası hazır. Şimdi köpürtme işlemine geçeceğim. Hemen şurayı da göstereyim ondan sonra geçeyim isterseniz. Oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağını, bakın yumuşacık tereyağını güzelce kalıplarımızın içini güzel yağlıyoruz. Yağlanması çok önemli çünkü burada. Yükselebilmesi için yağı olursa yükselebilir, yoksa yükselemez yanlara yapışır. Evet her yerini tereyağıyla kapladıktan sonra iki yöntem var. Sevgili seyirciler, ya toz şeker ya pudra şekeri. Pudra şekeri biraz pahalı olduğundan dolayı pudra şekeri koymadım sevgili seyirciler. Ondan dolayı söylüyorum. Bakın şuraya geliyorum arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Uzak kaldınız. Tam şuraya geliyorum. Şöyle döndürüyorum. Normalde diğerine geçeceğim de diğerini yağlamadığım için oraya geldim. Bak şöyle döndürüyoruz, döndürüyoruz. Komple içini şekerle kaplamış oluyoruz. Gördünüz mü? Evet, buraya çevirdim. Şimdi buradaki kameraya da çeviriyorum. Evet, içi tereyağı ve şekerle kaplanmış oldu. Tamamına bu işlemi yapacağım. Efendim şimdi şu anda tamamen tereyağı ile yağladıktan sonra toz şekeri döküyorum bir tanesinin içine. Şöyle yöntem şu şekilde oluyor. İçinde döndürüyorsunuz. Döndürürken bir sonrakine şeker akıyor. Bunun özelliği böyledir. Bakın şimdi burada çeviriyorum. Çevirirken bir sonrakinin içine akıyor şeker. En son şöyle hafiften bir vuruyoruz. Fazla şekerler gidiyor. Dediğim gibi pudra şekeri ya da toz şeker ikisinden birini seçebilirsiniz. Şimdi benim şu andaki ölçüden bakalım kaç tane sufle çıkacak. Buradaki sufle kaplarım biraz küçük. Normal toprak kaplar olsa kaç tane çıkar? Bunlarla şimdi kaç tane çıktığını sizlerle paylaşacağım sevgili seyircilerim. Son iki kaldı. Evet. Canım benim. Çok güzel oldu. Çocuklar bu tatlara bayılırlar. Yavrularımız evde bu güzel tatları Oktay ustalarıyla birlikte hazırlasınlar inşallah.
Evet, son şekeri de artık alıyorum geriye. Başka kalıbım kalmadı çünkü. Şu anda tüm kalıplarım hazır mı? Hazırsa ben de hazırım. Siz de hazırsanız şekerli kalıplar geliyor. Evet efendim. Oktay Usta'dan çikolata sufle tarifi. Süreye bakıyorum. Kaç dakika köpürteceğiz? Kar haline gelinceye kadar. Başlıyorum. Ayrılır mısın canım? İner misin canım? İnmiyor. Çünkü inmez sevgili seyirciler. Aktığı zaman olmamış demektir. Böyle çevireceksiniz, dökülmeyecek. O dökülen üstteki. Bakın böyle sallıyorum, düşmüyor. Gördünüz mü? O düşen parça şuradaki, üstteki parça. İşte böyle gelecek. Şöyle alacağız buraya. Ve şimdi kar haline gelmiş olan yumurtanın akı ile suflemizin buluşma anı olacak. Tezgahımın üzerini toparladım, temizledim sevgili seyircilerim. Şimdi bakın kepçe ile paylaşıyorum. Şu görüntüyü görüyor musunuz? Öyle güzel akıyor ki o yumurtanın beyazı ile birlikte müthiş bir görüntüye, yumuşaklığa, yumuşak bir dokuya kavuştu. Evet, şimdi getiriyorum ve yağlanmış ve şekerlenmiş olan kalıba döküyorum. Neresine kadar gelecek bu önemlidir. Sevgili seyirciler, bir parmak mesafe kalmalı. Doldurduğumuz zaman, şimdi ilk döktüğümüz için sanırım bir kepçe yeterli olacak gibi. Evet, bir kepçe döktüğümüz zaman yeterli oluyor sevgili seyirciler. Çikolatalı suflemizden şu anda burada 9 tane var. Sevgili seyircilerim 2 tane daha çıkar. Bu küçük kaplarla 11 tane çıkıyor. Toprak güveçlerle 8, 9, 10 arası olabilir. Çünkü o toprak güveçler biraz daha büyük oluyorlar bunlara göre nispeten. Şimdi geliyoruz pişirme bölümüne. Sevgili seyircilerim 190 derecelik fırında pişireceğiz. Saatime bakıyorum tam net süre verebilmek için ama her fırında biraz değişkenlikler oluyor. Şimdi mesela özellikle set üstü fırınlar biraz daha geç pişiriyor. Tüm detaylarını göreceğiz. O hale geldiği zaman yani şöyle yükselmesi tamamlanınca suflemiz tamamı demektir. Saatime bakıyorum. 190 derecelik fırının orta katın bir altına. Orta kattan aşağı olsun ki alttan ısı gelsin diye söylüyorum. Sevgili seyirciler fanı açıktı. Fanını kapatıyorum. Yani turbosunu kapattım. Alt üst pişirme bölümü 190 derece. Saatime bakıyorum. Çıktıktan sonra üzerine krema ve pudra şekeri eliyorum. Evet efendim. Şimdi saatime bakıyorum. 18 dakika oldu. Sevgili seyircilerim fırının kapağını açıyorum. Aman ya Rabbi, şu güzelliği sizlerle paylaşmak istiyorum. Allah'ım ne güzel nimetler verdin bizlere. Bakın suflemiz hiç kabartma tozu yok. O yumurtanın gücüyle birlikte 190 derecede yükselmiş bulunuyor. Değerli seyircilerim hemen alıyorum fırından fırının alt, orta katın bir altına. Tepsi bayağı bir zor bir tepsi seçmişim. Bayağı sıkıştı oraya ama olsun problem yok. Mutfakta çareler tükenmez. Evet, çikolatalı suflemiz fırından çıktı sevgili seyircilerim. Bir özelliği çabuk söner. Ondan dolayı elimizi çabuk tutmamız gerekir. Üzerine pudra şekeri eliyoruz. Hepsinin üzerine bir kar yağdırıyoruz. Çünkü içinde kabartma tozu olmadığı için sönerler çabuk. Ondan dolayı söylüyorum. Evet, hemen şimdi şuradaki suflemizi alalım sevgili seyircilerim. Evet, şimdi
suflemizi görüyoruz. Şimdi bu suflenin özelliği, şurası ortası açılır, ortaya krema verilir. Çünkü o haliyle güzel orijinal olur. Kahveyle birlikte servis edeceğiz. Şimdi şuraya kaşığı daldırıyorum. Bak akışkanlığını da göreceğiz. Şimdi daldırayım. Şuradan bir çıkartayım isterseniz. Bakın görüyor musunuz? Bak. Güzel. Kıvamı son derece başarılı. Şuraya hemen şu boşluğu açtığım yere krema döküyoruz. Kremayı döküyoruz şuraya. Şöyle kaşıkla. Sonra bandırıyorsunuz. Bak açtınız. Kaldırdınız bir kaşık. Kremayı döktünüz. Sonra kaşığı bir daha daldırıyorsunuz. Şöylece kremalanmış oluyor. Sevgili seyircilerim bu haliyle bakın bir daha şöyle daldırayım. Yanlarını da görelim isterseniz. Bir tanesini doku testi için değerlendirmiş olalım. Son derece güzel, yumuşak. Özelliği nedir? Sıcak sıcak yenilmesidir. Çikolatalı suflenin sevgili seyircilerim. Daldır şöyle yumuşak pamuksu haliyle birlikte ev yapımı güzel bir çikolata sufle tarifini sizlerle paylaşmış bulunuyorum değerli seyircilerim. Şimdi onu alacağım. Gel bakalım canım sen buraya. Oh. Sonra yine oraya bir tane daha temiz koyalım. Evet efendim. Oktay Usta sizler için güzel bir sufle tarifi paylaştı sevgili seyircilerim. İnşallah faydalı olmuşumdur. Kalanını da buzdolabına koyacağım. Sonra doldurup böyle kapların içerisine istediğimiz zaman gönderiyoruz fırına. Güzel güzel kokular geliyor. Rabbim evinize bolluk, bereket, huzur versin. Ailecek sevdiklerinizle güzel güzel sufleleriniz, lezzetleriniz, tatlarınız olsun. Oktay Usta'nın efendim kanalına abone olup yorum atıp beğenip dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum ama bildirim zilini mutlaka açın çünkü yeni lezzetlerden haberdar olmanız için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ kalın. Allah'a emanet olun.